Kütüphane Atölyesi'nden herkese kucak dolusu selamlar. Değerli büyüklerim, sevgili küçüklerim. Bu dersimizde Uşak İlahi Şu Benim Divane Gönlüm adlı eserini sizlere çarpmalı bir şekilde, tavırlı bir şekilde elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım inşallah. Yani bundaki çarpma tavır konusunda niye bu kadar üstünde duruyorum? Çünkü ney mi, flüt mü ayırt etmek için. Çoğumuz neyi üflüyoruz? Belirli bir seviyeye geliyoruz. Bu seviyeye gelmeden önce flüt gibi üflüyoruz. Tad alamıyoruz. Herhangi bir şevk de depolayamıyoruz. Çünkü neden? Yanlış yöntemlerle ney eğitimine devam ediyoruz. Ve bu yüzden sıkıntılı süreçler bizi bekliyor. Ama halbuki eğer doğru metodu gösterebilsek, hani ben herkese YouTube kanalımdan göstermeye çalışıyorum. Tabii değerli hocalarımız da var. Arkadaşlarımız var bu iş hakkıyla yapan. Ama tavır konusunda bir eksiklik var. Hiçbir YouTube kanalında böyle tavır konusunda değinmemişler. Çünkü Almanya'dan dostlarımız var, Avusturya'dan dostlarımız var, Endonezya'dan, dünyanın her yerinden dostlarımız var. Bizleri izliyorlar ve onlara yardımcı olmak anlamında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani ne öğretmeni orada yok, eğitimi yarımda kalmasın, hiç yoktan kulağı bir şeyler duysun ve çarpma nedir, glissando nedir, tavır nedir, ney, nasıl üflenir? İnşallah dilim döndüğünce, elimden geldiğince sizlere anlatacağım. Şimdi, Uşak İlahi Şu Benim Divane Gönlüm. Basit bir eser. Bunda çarpmalar var. Bu çarpmaları sizlere göstereceğim. Eser üzerinde göstereceğim. Bu dersim inşallah altın kıymetinde olur. YouTube'a videoları atıyorum. Bazı videolarım 15 bin, bazı videolarım 10 bin, 9 bin. Öyle gidiyor. Bayağı bir talep var. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar şimdiden. Yani bu böyle direkt ders niteliği değil de sizlerle sohbet ederek, sizlerle sanki karşımdaymışsınız gibi bir hava katarak dersimi sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi gelelim dersimize. Çarpmalar neler var mesela burada? İlk satırda mesela şu benimdi, mesela do, re, mi, mi, re, re. Mesela do, re. Nasıl alacağız bunu? Nasıl üfleyeceğiz? Bakın arkadaşlar, böyle değil. Böyle üflersek bir ruh olmaz. Onun için şöyle bakın. Gördünüz mü? Do, re. İkinci çarpma. Mi, mi, re, re. Do, re, do, si. Gördünüz mü? Bakın. Şu esnekliğe bakın. Yani bakın. Ondan sonra ne var? Do, do, re, do, si. Do, si, la. Do, do, re, do, si, la. Bakın, ilk başta ne yapıyorum bakın. Bakın, ikinci satıra geçtim. Si la.
Burayı şöyle de yapabilirsiniz. Ondan sonra tekrar geçiyorum. Do, re. İkinci satırdan başlıyorum. Şu, be, do, re. Mi, re, mi, fa, mi, re, re. Bakın orada bayağı bir kalabalık notalar var. Onu tek vuruşa sığdıracağız. Bakın. Nasıl yaptım orayı? Mi re mi fa mi re. Buralara çok çalışmanız gerekiyor. Zaten bu eserde bu olayı kattıysanız bütün eserlerde refleks olarak parmaklarınız bunu isteyecektir sizden. Siz istemsiz olarak "Ah ben ne yaptım?" diyeceksiniz. Ne yaptık? Mi re mi fa mi re re. Ondan sonra yine ikinci satırdayım. Bakın o kalabalık notadan sonra mi re mi fa mi re re do re do si. Bakın. Ondan sonra ne var? Do do re do si si la. Do do re do si la do do re do si la si la. Bakın. Ondan sonra ne diyor? Yine hu'dan. Bakın yine o bakın oraya yapıyorum. Üçüncü satırın başındayım, en başındayım. Oradaki çarpma nasıl? Si la. Bakın si la si la. Bakın la'nın çarpmasını buradan alıyorum. Bakın si la. Sonra si la do do si. Do do si yine. Gördünüz mü? Do do si 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 la. Bakın. Üçüncü satırın başındayım. Do do si 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 la. Ondan sonra la la si la son. La la si la son. Re mi re re do re. Bakın. Re mi re re do re. Üçüncü satırın en sonu bakın. Re mi re re do re. Sadece bunda buna çalışsanız bile yeter. Şu çarpmaları öğrendiğinizde zaten neyi taksimleriniz de güzelleşecek. Bakın yavaş hali şu. Ondan sonra dördüncü satırın
İlk başı Re Do Si La. Re Do Si La. Si si la si do si si la do si. Gördünüz mü? Dördüncü satırın başında yine hobdan hoba düştü. Ondan sonra burayı da öğrendik. Sonra S de başlıyor. Mehce Malin. Bakın. Yine bak. Başta gösterdiğim gibi. Yani burada önemli olan Do'yu nasıl üflüyorum? Si'lerin çarpması nasıl? Si, si, la, si, si, la. Nasıl çarpma yaparım? La, la, si mesela. La, la, si, la, son. Bu videoları yavaş yavaş durdura durdura, salise salise oynatmanızı tavsiye ederim. Şimdilik çarpmalardan bahsettim. Bu kadar. Zaten aynı devam ediyor. Sirkülasyon şeklinde. Değerli arkadaşlarım, inşallah sizlere faydalı olmuşumdur. Çarpmaları iyice belledikten sonra, bakın yine size yine tekrar ediyorum. Çarpmaları salise salise durdurarak öğrenebilirsiniz. Bakın mesela ben ne yapıyorum? Bunu alacaksınız, böyle yavaş yavaş durdura durdura öğreneceksiniz. Bu iş biraz sabır işi, gönül işi. Ama bazı şeyleri yaptığınızda şevkleneceksiniz. Bu işin üstesinden geldiğinizi gördüğünüzde zaten yollar sizin olacak. İsterseniz 100'le basın gidin, isterseniz 200'le, gerisi size kalmış. Ama zor bir şey yok arkadaşlar. Sadece çalıştığınızda, yani bir de bizim zamanımızda bu şekilde gösteren kimse yoktu. Ben kendimce acizane derledim, toparladım. Sizler en kısa şekilde nasıl öğrenirsiniz? Nasıl en kısa şekilde algılarsınız? Böyle bir yola tercih ettim. Böyle bir yola başvurdum. İnşallah kanalım da sizlere faydalı olur. Bırakmayın arkadaşlar. Zor bir şey değil. İmkansız, zaman alır. İmkansız bir şey değil zaten bu. Sizlere tavsiyem iyice çarpmaları ezberleyin. Kafanıza girsin. Parmaklarla artık dudak parmak koordinasyonunu artık yavaş yavaş oturtmaya başlayın. Çarpmalar yapmaya başlayın yavaş yavaş. Onun için de mesela bakın. Ne yaptım? Si, si, la. Si, si, la. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi. Değerli arkadaşlarım, Neyse Mani Atölyesi'nden herkese kucak dolusu selamlar. İnşallah faydalı bir ders olmuştur. Çarpmalar önemli. Dem sesler de önemli. Dem sesler videoma da bakabilirsiniz. Dem sesleri, yani hocanız yoksa devamlı dem sesler üfleyin ki yarın bir gün hoca bulduğunuzda, iyi bir hoca, kaliteli bir hoca bulduğunuzda size yardımcı olabilsin. Arkadaşlarım, hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinizi üzmeyin. Fazla zorluğu yok. Hepinizin yapabileceği şeyler. Sağlıcakla kalın.